İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkebeleri yayınlayarak başlayacağız. Söyleyelimle de devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 12 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruh Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki: Ey insan, dikkat et. Ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı, keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır ve lakin ahirette. Dünyayı aziz tutan, zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer, kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargah ilahidir aşikar. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına ve lakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan! Sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar bin sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız, cehennemde çeksek de acı azap. Bin ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise bin dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar.'' Gece Gün Yani dinleyenler, yerimize devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz. Efendim, İslam, İslam Ahlak kitabının fitne bahsinde buyuruyor ki, İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadis-i şerifte fitne uykudadır. Bunu yap e, bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları devlete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan devlete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. İmamın sünnet olan miktardan fazla okuyarak namazı uzatması da fitne çıkarmaktır. Cemaatin hepsi razı olursa fitne olmaz, caiz olur. Vaizlerin, din adamlarının, cemaatin anlayamayacakları şeyleri söylemeleri ve yazmaları fitne olur. Herkese anlayabileceği kadar söylemelidir. Müslüman, Müslümanlara yapamayacakları ibadetleri emir etmemelidir. Zayıf kavil olsa bile yapabileceklerini söylemelidir. Emr maruf yaparken de fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Emr maruf yaparken kendini tehlikeye sokmak emir olunmadı. Dine ve başkalarına zarar vererek dünya fitnesine de sebep olmamalıdır. Kendine dünyevi, dünyevi zararı dokunacak emr maruf yapmak caiz olur, cihat olur. Sabredemeyecekse bunu da yapmamalıdır. Fitne zamanında evinden çıkmamalı, kimseyle görüşmemelidir. Fitneye yakalanınca sabretmelidir buyruluyor İslam Ahlak kitabında. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Hocam selamun aleyküm hayırlı cumalar. Aleyküm selam efendim. Allah teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam e, izniniz olursa iki tane sorum vardı size. Dinliyoruz. E, hocam dün yayınınızı dinlerken e, tişört ile namaz mekruh olur dediniz. Mekruhun açılımı nedir? E, tişörtte, resimli tişörtte namaz kılınmaya devam edilsek e, günah, günah mı olur? E, bunu soracaktım. İkincisi hocam bugün cuma camilerde çok kalabalık oluyor dışarıda taşıyor cemaat. E, dışarı hoparlör konuluyor ses dağılımı yapıldığı için. E, bu namazımız kabul olur mu acaba? Hani bidat olduğu için hoparlör. Sorun buydu. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ee, hocam benim ilk sorum. E, ressam olup para kazanmak, e, bunu meslek edinmek ve sevmek caiz midir? Ve bu kadar ki... efendim. Ressam, ressam, olmak, para kazanmak diye. Peki efendim. E, bunu meslek edinmek, sevmek caiz midir ve bu kazançlar midir? Ve bu kazançla ibaret edilebilir mi? Bu kazancın zekatı verilebilir mi? Ama şey canlı resmi dışındaki resimlerden bahsediyorum. Canlı resmi gün olduğunu biliyorum. Tamam. İkinci sorum hocam. Ee, hani helal lokmadan bahsediyoruz ve için çok önemlidir. Her şeyin bahsediyoruz. Evet. Ee, bu haram lokma neler oluyor acaba yani? Bir lokma hangi sebeplerle haram olur yani? İşte Dinimizde bu konuda ne bildirmiş Hepsini bilmek istiyorum ben. Peki efendim. Mesela işte caiz olmayan mesleği yapıp oradan kazanılan para. E, bu, tamam o e, yazık. E, tamam. <laughs> Başka sorunuz var, var mı? Üçüncü sorum hocam. E, bir kimsenin 19 yıllık kazan namazı borcu var. E, 31 yaşında bu kimse. Ve hayatında hiç namaz kalmamış. E, bu kimse tüm kaza namazı borçlarını ödemek istiyor. İki sene de ödeyebilir mi acaba? Ya bunu beş vakte bölüp her vakitte on kere namaz kılsa iki yıl boyunca ödeyebilir mi? Bu şekilde caiz midir? Peki efendim. namazı boşları nasıl ödenir doğru bir şekilde? Peki efendim. Peki. Bir de hocam Neyse şey, olalım. Türkiye Gazetesi'nin yayınladığı Türkiye Gazetesi yayınları olan kitaplar var. Evliyalar kitapları işte. Onları nereden bulabilirim acaba ben? Çok istiyorum da hocam. Peki efendim. Peki teşekkürler. Hayırlı günler. Bildiğiniz daha var galiba. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı Buyur günler ben mi acaba? Evet. Ben mi acaba? Evet. evet Hayırlı evet, cumalar abi. Hayırlı cumalar abi. Hayırlı Teşekkür cumalar buyurun. Alo. Ha, Osman evet. Hocam dua edin. Dua isteyeyim öncelikle sizden. Allah-u Teala razı olsun. Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala efendim. Buyurun. Allah-u Teala ee, razı olsun Osman <laughs> Hocam. Osman Hocam şimdi dua eder, dua beklerim demek uygun değilmiş. Dua etmediği halde o doğru mu? Niye? Niye uygun değilmiş? Bil, uydur uydur söyle. Bilmiyorum öyle şey yaptı. Dua de etmediği halde dua, dua eder, ederim demek hocam. Onu soruyor. He, dua, he, dua eder, dua beklerim demek dua etmediği halde uygun değilmiş. Uygun mu? Doğru mu acaba? Bir tane de Peki. hani büyük, bir, bir dua etmediği halde büyüklerin duası üzerimizde olsun demek o da uygun değilmiş. O da doğru mu hocam? Ondan sonra bir de hocam ezan okunarken ben çok rahatsız oluyorum. Sanki 10 ton dayak yemiş gibi oluyorum. Kulaklarımı kapatıyorum. O uygun mu acaba? Rahatsız oluyorum çünkü. Ondan sonra bir de Osman Hocam senin evin için ben dönmek istiyorum. Nasıl o da uygun mu? Nasıl? Senin Allah geçin demesin. Hayırlı uzun ömür mü nasip etsin? Hani sen ayrıca intihal ettiğin gün ben de o gün ayrıca etmek istiyorum. Öyle, muyum, buyur, hayırlısı. Hayırlısı. Hayır, <laughs> He yeah, hocam sen ondan beri bu dünyaya hiç çekilmez hocam. Allah'a sana hayırlı uzun ömür nasip etsin. Sağlıklı sağlıklı uzun ömür nasip etsin, etsin hocam. Amin teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen bizim hem Peki. babamızsınız hem abimizsiniz. Allah sen razı olsun hocam. Amin cümlemizden efendim. Peki efendim. Allah Peki, olsun. Teşekkürler. Allah teşekkürler. hayırlı, olsun, hayırlı günler. Hocam buyurunuz. Efendim ilk dinleyicimiz dedi dün anlatıyordunuz dedi tişörtle namaz kılmanın dedi caiz olmadığını. Tişörtle namaz kılmak caiz olmaz demedik. Tişört resimliyse, tişört yazılıysa, tişört kısa kolluysa caiz olmaz dedik. Yoksa tişörtle namaz olur. Uzun kolluysa, resim ve şey de yoksa şahis olur. Orada mekruh dediniz dedi. Mekruh ne demektir? Efendim fıkıh kitaplarında anlatılırken farz, efali mükellefin anlatılıyor. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, mekruh, haram bunlar. E sekiz tane diye. Hatta Mızraklı İlmi Halde İhsam Ahlak kitabında da bunlar anlatılıyor. E Her anne baba çocuğuna mutlaka bu efali mükellefini öğretmesi lazım Farz Allah-u Teala'nın emridir. Vacip de öyle. Sünnet Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emir ve tavsiyeleridir. Ee, farzın terki haramdır. Vacibin terki mekruhtur. tahrimen mekruhtur. Müekket sünnetlerin terki de tahrime mekruhtur. Mesela kısa kollu namaz kılmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa kollu yani kolları açıklamaz namaz kılmamış. Ayakları çıplak namaz kılmamış. Yani kollarını, ayaklarını örtmüş. Ne oluyor o zaman? Sünnet oluyor. Peki sünneti terk edince ne oluyor? Mekruh oluyor. Mekruh ne demek? Mekruh yapılan ibadetin sevabını götürür. Mekruh da iki kısımdır. Tahrimi olanlar vardır, ta tenzihi olanlar vardır. Tahrim, tahrimi, e, e, yani ve mekruh harama yakındır. Vacibin terki, mürekkep sünnetlerin terki o şekildedir. Ve fıkıh kitaplarında tek... Mekruh yazdığı genelde bu tahrime mekruh anlaşılır buyuruluyor. Tenzihen mekruh helale yakındır. Yani bir ruhsat vardır, izin vardır. E, dolayısıyla e, mesela namaz kılarken bir kimsenin önünde canlı resmi varsa duvarda, sağ tarafında, sol tarafında varsa bu haramdır. Yani o namaz olmaz buyuruluyor. Üzerinde ise Mekruh olur. Peki üzerinde böyle resim ve yazı bulunan tişört veya buna benzer gömlek var. Üzerine yazısız veya aynı şekilde resimsiz birisini giyerse o içeride kalırsa mekruh olmaz. Demek ki mekruh yapılan ibadet, ibadetin sevabını gideren şeylere denir. Buyuruluyor. Haram sağlığa atan yasak ettiği şeylerdir. Dinleyicimiz dedi ki şimdi dedi pandemi sebebiyle dedi bu pandemiden önce de yapıyorlar da e, belki dinleyicimiz zaman bulamadı, gidemedi daha önce. E, beş vakit namazda da hoparlör kullanıyorlar. Üç tane cemaat olsa bile gene hoparlör, yaka mikrofonu takıyor. Artık onlar da modern oldu imamlar da yaka mikrofonlar falan. Hem de çift taraf, iki tarafa birden takıyorlar böyle. E, yaka mikrofonlu. Ya allah izan versin, hidayet versin, anlayış versin. Hoparlörün caiz olmadığı yazılı. Hiç olmazsa. Ya bir şey hakkında İmam-ı Rabb'in ne güzel buyuruyorlar. Tehlikeli ee, sözler, tehlikeli işler, tehlikeli haberler karşısında akıllılar tedbirli hareket eder buyuruyor. Yani hoparlörün. İnsanın kendi sesi olmadığı, caiz olmadığı, kitaplarda uzun uzun Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ibadetleri ben, e, benim bildirdiğim ve benden e, gördüğünüz gibi yapınız emri var. Buna muhalefet ediyorsun. Ezan aşağıda okuyorsun, yükseğe çıkmıyorsun. Ezanı yüksek yere çıkarak okumak aynı şekilde sünnettir. Ve bu sünneti sen katlediyorsun. Ve kendi sesin olmayan bir sesle bağırıp çağırıyorsun bir yerde. Ve dolayısıyla insanlar namazda ifsad oluyor deniyor. Ya i̇nsan bir kulak verir. Yok canım falan. Yok canım mı? Ondan sonra var canım mı? Toprağın altına sen de gireceksin. Ben de gireceğim. Orada her şey ayan beyan olacak. allah Teala muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz'in bir emrini hafife almak, inkar etmek, reddetmek, tavır koymak ve onların varislerini bildirdikleri sözlere itibar etmemek. Son nefeste e, e, böyle kimsenin imanı kurtarması çok çok zordur. Peygamber Efendimiz'in inkar küfürdür ve talimlerin sünnet çoğunda da Mızrak değil mi? Halde bile var. Afat diye geçmiş İmam Bir gibi Hazretleri de bildirmiş. E, Peygamber Efendimiz varisi olan ehl sünnet talimlerini reddetmek, inkar etmek, onlara tavır koymak, onlara hakaret etmek, alay etmek küfürdür diye geçiyor. O ne demek? Ya imanın gitti demektir arkadaş. Ölürken imansız gideceksin. Sonsuz cehenneme gidiyorsun. Ya bu, bu tehlikeli bir haber. Tehlikeli bir haber. Akıllı bir kimse tedbir alır. Bir dakika der ya bir dakika yani sonu felaket olan bir şey var. Sonu felaket olan bir şey var. Yani çok affedersin özür dilerim de efendim cebinden 50 kuruşu veya veyahut da 1 lira kaybetmiyorsun. İmanını kaybediyorsun. İmanını kaybediyorsun. İmanını kaybedersen Allah Teala korusun. Mesela ehl-i sünnet alimlerinin hayatları dikkatli bir şekilde okunursa ya öyle bir edep var ki mesela ta İmam-ı Azam'ın radıyallahu Teala Hazretleri'den başlayalım. E, tabiinin büyüklerinden. Eshab-ı zaten edebini bizim anlatmamız mümkün değil. Kitaplarda yazıyor. E, dinini öğrendiği hocasının e, evinin tarafına ayaklarını uzatmıyor kendi evinde. Arada aynı şekilde yedi sokak veya yedi mahalle var neyse. Ama buna rağmen o tarafa kıbleye uzatmıyor zaten de. Hocasının dinini öğrendiği hocasının evinin bulunduğu tarafa ayaklarını uzatarak uzatarak yatmıyor, oturmuyor. Yatmıyor, oturmuyor. E ondan sonra da aynı şekilde sonrakilere bakıyoruz hayatlarına. Mesela bir şey yapıyor falan. Bir şey yapıyor. Ee, diyor ki efendim işte kitapta ben onu bilmem der. Ben hocamdan bunu böyle gördüm. Hocam bunu böyle yapıyordu. Ben şeyde şahit oldum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Kendileri bizzat e, şeyin e, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El Münkız isimli kitabı var. Ben onu hep karıştırıyorum. Ya min harfi ceriyle veya da an harfi ceriyle. Orijinali. Orijinali ansa, el mün kızani talalsa kitabın ismi. E, şey diyeyim, Amun Hazretleri onu minet talal diye yazmış. Minet talal, sanet talal diye yazmış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aynen, bak orijinali kendisi yayınlıyor Hüseyin Hilmi Efendi. Orijinali orada var. Kendisi aynı şekilde o kitabı tahsih ediyor. Ama Saadet-i Ebedi'de ve diğer kitaplarda İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu şekilde yani minse an diye naklettiyse an diye yazıyor. Ansa min diye nakletmiş. Min diye yazıyor. Minet talal diye yazıyor. Veya tanit talal diye yazıyor. Biz de merakımıza murcub olmuştu. Ee, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hayattaydı. O zaman TGRT falan yok. Türkiye gazetesinde bizim sayfada e, kendilerine yazılı olarak sual arz ediliyordu Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi teala. Arz etmiştik. <laughs> Efendim yayınladığınız kitabı, hakikat kitabının yayınlamış olduğu kitabın orijinali bu. İsmi bu. Ama siz sizin kitaplarda böyle yazıyor bunun. Cevap. İmam ona Hazretleri öyle bildirdiği için öyle yazıyorsun. Onu, onu aldık, onu naklediyoruz. İttiba böyle olur Mustafa Bey ya. İttiba böyle olur. Yok, ya imam, Arapça ben... kurala göre işte orası yanlış olmuş herhalde. İşte biz bunu düzeltelim falan diye düşünen yok yani. Yok. İttiba, tamamen ittiba. Tamamen ittiba. E peki o şekilde kullanılmış olsa yanlış mı? Yok, ya, yanlış olmaz yanlış olmaz. Ve e, mesela din büyüklerinden öyleler var ki e, işte e, kendi üstadı için onun bir sahvana yani bir unutmasına bütün ibadetlerimi değişirim diyenler var. Ya, Hazreti Ömer gibi bizzat Hazreti Ebu radıyallahu radiyallahu teala an hazretlerinin aynı şekilde bir hali için bütün yaptıklarım ibadetlerin hepsiyle aynı şekilde değişirim. Eshab-ı birbirlerini tanıyorlardı. Göğs Göğsünde bir kıl olsaydı buyuruyor. Göğsünde bir kıl olabilseydim onun buyuruyorlar. E şimdi bu edeptir. Bu edeptir. E şimdi e, öyle itibar edilmiş. E şimdi zamanımızda mesela din adamı geçiniyor, imam geçiniyor falan. Ya tehlikeli bir haber veriliyor. Adam tınmıyor bile. Adam tınmıyor bile. Tınmıyor da arkadaş. E, rahmetli babaannem de söylerdi. O ifade şeyde geçiyor. Mızraklı ilmanda geçiyor. Oğlum derdi Adamın imanını, deden sık söylerdi bunu derdi. Ee, baba dedem sık söylerdi. Tereyağından kıl çeker gibi imanını çekme Allah'ın haberi bile olmaz diye. Ha, Hakikaten ya. Öyle. Tereyağından kıl çeker gibi alıyor falan. İşte şimdi diyorlar ya zınlıklar. Tek kaynak Kur'an. O Kur'an'daki ne kafasına göre şey yapıyor. Adamda iman diye bir şey kalmamış zaten. E, bu oyuna işte İngiliz'i, Yahudisi, Amerikalısı bu oyuna uğraşıyor. Ilımlı İslam, İlim İslam. Türkiye'de de yaptılar ya onu. Başaramadılar ya. Başaramadılar. allah Teala böylelerin şerrinden hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. E peki ne yapacağız efendim? Şimdi Cuma'ya gidecek miyiz? Gideceğiz efendim. Cuma'nın bereketi var. Cuma'ya gideceğiz ama zuhur kılacağız. Biz kılacağız. Cuma'nın bereketi için Cuma'ya gideceğiz. O de kılmış olsa evet. Kılacağız ee, ama e, cumadan sonra e, Zuhre ayrı. Ona ne diye Niye Niyet ettim. Üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına kahmet getirerek ondan sonra işimiz varsa gidebiliriz. Ama cuma namazı 16 rekatın Hanefi mezhebinde, şimdi mesela Diyanet böyle pilot bölgeler koydu, 10 rekata indirdi kendi kafalarına göre. E zaten bugüne kadar ben ta İmam Hatip Okulu'na başladığımdan beri Diyanet'in e, Türkiye'deki Müslümanların ibadetlerini sıhhatli bir şekilde yapmaları e, için bir gayretine şahit olmadım. İlahiyatı bitirdim. Ondan sonra milli eğitimde vazife aldım. Sonra aynı şekilde gazetecilik dönemim başladı. E bu zamana kadar işte şunu 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 yapmayın orucunuz bozulur. Şunu 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 yapmayın namazınız bozulur diyen olmadı. E, namazı bozan bir şey olursa ahsır yok. E şimdi mesela aşı olun oruca zarar vermez. İğne olun oruca zarar vermez. Yani orucu bozmamak için. Vehhabilerle senin kafan ayrı ya o zaman arkadaş ya. Demek ki sen de Vehhabi itikadındasın. Çünkü onlar da e, Arafat'ta Arefe günü vakfeye durmak farz haccın farzlarından adam Arefe gününü bir gün önce, iki gün önceye çekiyordu. ve Vehhabiliği de İngilizler kurdurdu. E, şimdi evet. e, Suudlar diyor ki işte biz artık Vehhabiliği bırakacağız. E ne yapacaklar? Ilımlı İslam'a gidecek. Zaten aynı şekilde dindiği bir şey yok ki. Adına ılımlı desen, kilimli desen ne fark eder ki? İslamiyetli bağlantını koparmışsın. Allah Teala hidayet nasip etsin efendim. Gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Ressamlık yapmak dediği men edilmiş midir? Efendim men edilen canlı resmi. O canlı resmi de Bazen zaruri veyahut da hizmet yahut da e, yani devlet olarak aynı şekilde failisi olan şeyler de vardır. Ona da isim verilmiştir. Ama onun da onun dışında onun dışında e, onlar resimlemek yapmak dinimiz bunu yönetmemiş ki. Dinimiz onu yönetmemiş. E peki efendim böyle tablolar yaptım, manzara resimleri yaptım, bunları sattım, bunlardan gelir elde ettim. Bu helal midir? Helaldir tabii emeğini karşını alıyorsun. Efendim bununla sadaka verebilir miyim? Tabii zekat verebilir miyim? Tabii e, çünkü helal olunca e, nisaba ulaştığı müddetçe zekat da verebilirsin. Hacca da gelebilirsin. Sadaka da verebilirsin. Allah-u Teala dinini yaymak için e, kitap da alıp dağıtabilirsin. Herhangi mahsuru söz konusu değil. Efendim e, bu haram lokmayı ben anlayamıyorum dediğim. Efendim şimdi helalden kazanırsın. Gene haram karıştırabilirsin. O nasıl olur? O nasıl olduğu Sadeti ebediye kitabının Bey ve Şira diye bahsi var. Ne demek Bey ve Şira? Alışveriş demektir. Bey ve Şira Arapça, e, fıkı, fıkhi bir terimdir, dini bir terimdir. Bey ve şıra. E, bahsi var, alışveriş bahsi. O bahiste uzun uzun bunlar anlatılmış. Uzun uzun anlatılmış. Mesela orada anlatılırken ana hatları itibariyle sahih olan bey diyor. Yani dinimizin bildirmiş olduğu şartlar uygun olan alışveriş. Nedir o? Bir, e, satın alacağın mal gözünde olacak, belli olacak. On sonra e, fiyatı belli olacak. Ödeme zamanı belli olacak. Buna diyor. Bu üç şarttan birisi eksikse fasit deniyor. Bir de İslamiyet'in mal demediği, insanlar kabul edilmeyen şeyler var. Mesela e, haberin var mı? E, şeyde e, Boğaz'da böyle torik akını varmış. Torik hangi balık bilmiyorum onu da neyse yani. <laughs> hamsi diyelim hocam. Peki hamsi diyelim. Bil, bildiğimiz şeyden gidelim. Bildiğimiz şeyden gidelim. Evet. Hamsi akını varmış. Sana satayım onu ben. Gülmeye başladın. <laughs> ya daha e e yakın bir şey söyleyeyim. Sizin başmakçıdaki aynı şekilde e e tavuk çiftliğindeki yumurtaların hepsini sana satayım ben. Veyahut da satmayayım ya cuma bugün. Sana hediye ettim. E gene gülüyorsun. <gülüyor> Benim malım değil ya. Ne bunu satabilirim? Ne hediye edebilirim? E, havada uçan işte ördek sürücü Bunu sana hediye ettim ya. Ne hediye edeceksin? Benim malım değil mi? değil. Yani buna batıl satış denir. Haramdır bu. Caiz değildir bu. Yani e, fasit olunca da fasit olunca da e, haramdır deniyor. E, bu şekilde böyle helal kazancına haram sokmuş olabilirsin. Helal kazancına. Veyahut da kazanırken aynı şekilde bir alışverişine dikkat etmiyorsun. İki e, kazanırken işte kul hakkı bilmem ne girmiştir o kazandığın para içerisinde başkasının hakkı vardır oradan girmiştir. Bir de nisaba ulaşmışsın ya veririz ya gelecek sene veririz zekatı ondan sonra veririz falan. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki topraktan 10 ton buğday çıkarsan onda biri bir tonlu bunu usul olarak yani toprak mahsulü zekat olarak vermen farz. Vermezsen sadece o bir tonu değil on tonun tamamı haram olur. Bu adam gece gündüz çalıştı, didindi, aynı şekilde buğday ekti, biçti, e, harman etti, savurdu neyse şimdi döver bir şeyler var <laughs> onlar rahatlı hallediyor. E, bir sürü zahmete katlandı, yani topraktan aldığı helal kazandığı hel e, onlar ne bilsin helal, mubah. Ama ne yaptı zekatını vermem, vermem vermemek suretiyle on ton buğday ne Haram yaptı. Kim yedi bunları? Kendisi, evladı yani. Ondan sonra ben çocuklarıma haram yedirmedim. Yedirttin. Hayvanı var, zekatını vermiyor. Ondan sonra altını, gümüşü var, zekatını vermiyor. Ticaret malı var, zekatını vermiyor. Ne yapıyor? Haram karıştırıyor. Yediği, işte o lokma haram oluyor. Yani dinimizin haram olarak bildirdiği bir şey bizim alışverişimizde, bizim kazancımızda girmişse, onlarla satın aldığın, onlarla aynı şekilde pişirdiğin, yediğin şeyler aram oluyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efem e, 19 yıllık kaza borcunu iki senede ödeyebilir mi? 1 senede bile ödeyebilir eğer şey yaparsa. E, Az paşa, 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 gönlü bilir. Mesela e, bir senede 10 senelik kaza namazı borcunu bitirse iki sene zaten 19 seneydi 9 sene kaldı. Peki yapabilir mi bunu? Yapabilir. Günde 10 günlük kaza namazı kılacak. Ki kaza kalan namaz borcu olan Dört mezhepte de yalnız Hanefi mezhebinde sabah namazının farzı vacip makamında dediği için onu yine kaza borcu olan sünnetini kılacak, e, şeyi sabah namazının sünnetini yine sünnet diye kılacak. Onun dışında o dört vaktin sünnetlerini öğlenin ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenin farzı, öğlenin son sünnetine ilk kazaya kalan e, sabahın farzı, ikindinin sünnetine ilk kazaya kalan ikindinin farzı, akşamın sünnetine ilk kazaya kalan akşamın farzı deyip üç rekat, yatsının ilk sünnetine ilk kazaya kalan yatsının farzı, e son sünnetine de Hanefi mezhebinde vitir namazı vacip olduğu için ilk, ilk kazaya kalan vitir namazı diyecek. Ve böylece beş vakit namazı kılarken de bir günlük kaza borcunu böylece ödeyecek. Buna ilave eden dokuz günlük daha ilave ederse, öyle vaktinde kılar, ikindi kılar, akşam kılar, yatsı kılar, te teheccüdde kılar fark etmez. Dokuz günlük daha ilave ederse ne etti? Günde on günlük kaza namazı. Bir senede, bir senede ne yapar? On senede kaza namazı borcunu bitirir. İkinci senede de böyle yaparsa 20 sene kazanamaz borcu 19 senelik biter mi biter. Dinleyicimiz bir de dedi ki Türkiye Gazetesi'nin dedi yayınlamış olduğu bedeller var dedi Evliya Ben Onlar hoşuma gidiyor. Nerede bulabilirim? Onu biraz bulamazsın. Çünkü Türkiye Gazetesi onları abonelerine abone sayısınca bastırdı. Gerçi fazla basılanlar oldu. E şimdi dinleyicimiz nereden aradı bilemiyorum. E, Türkiye Gazetesi'nin merkezini veyahut da bulunduğu yerdeki büroları ararsa ellerinde kalmışsa Bazen mesela bir evden iki tane gazete alınmıştır. Mesela iki takım evli aran var. İki takım İslam alimler aran var elinde. Birini satabilir veya daha önce biri istekli olana hediye edebilir. Böyleler de var. Bazen mesela Türkiye gazetesi bürolarına böyle getirip bunu siz istekli olan birisine hediye edin diyebilir. Çünkü internet ortamına girdiği için zannedersem e, hakikat kitabı yok ama Türkiye gazetesinin veya tegeletefemin sitelerinde var mı bilmiyorum. Ee, mesela Evliya Ranskvesi, İslam Arımları Ranskvesi, Rehber Ranskvesi, internet ortamına girdi bunlar. Yani buralardan da bulması mümkün olabilir. Sayfa sayfada bir indirebilir. Türkiye gazetesinden bir yetkili abimiz mesaj atmış, diyor ki e, o kişi gazeteye abone değilse abone olursa kitapları buluruz inşallah diye şey yapmış. Ha, kesin bir, ha. Türkiye Gazetesi şey e, yapsın. Ben gaz e, TGRT FM'de programa katılmıştım böyle böyle diyor durumu anlatsın. Arkadaşlar aha. yardımcı olurlar. İnşallah Allah'a olur. Efem, e, gelelim son dinleyicimizin sualine. Dua eder dua bekleriz demek uygun değilmiş. Dua eder dua bekleriz. Efem yalansa uygun değil. Ama bunu söyleyen kimse eğer bu şekilde böyle kendisi dua etmez, ve dua etmeden bu şekilde böyle söylüyorsa, insanları kandırıyorsa böyle söylemek uygun değil. Böyle söylemek uygun değil. Ama beş vakit namazını kılan bir Müslüman böyle söylerse o beş vakit namazını kılan Müslümana senin böyle söylemen uygun değildir denmez. Denemez. Niye? Ya beş vakit namaz kılıyor, namazda da Müslümanlara dua ediyor. Bu. Su izah etmiş olursun hocam öyle dersen. Tabii. Tabii. E, okuduğu surelerde aynı şekilde mesela Rabbena Atina'yı okuyorsun. E, mümin müminat herkes için diyor. Tamam mı? E, dua ediyor yani. Dua ediyor. Ama özel dua istedin. Ha, özel dua istedin. Kalktı ismini zikrederek dua etti. O özel dua için de e, özel dua için de mesela böyle dua eder, dua bekleri falan. E, eğer kendi etmiyorsa karşı taraftakini talep ettiğin de hatırına gelmez. Karşı tarafın aynı şekilde kendisine dua etmesini isteyen kimse otursun ona bir dua etsin. Ona dua etsin. O dua etmeye başlarsa otomatik olarak onun kalbine de gelir. O da aynı şekilde dua edebilir mi? Evet dua edebilir efendim. Bir de işte efendim büyüklerin duası olsun demek de uygun değilmiş. Dur, dur, söyle ya. Ya şimdi kendisi aynı şekilde dua etmeye kendisini layık görmüyor. Büyükler nasıl dua ediyorsa onların aynı şekilde duaları da senin üzerine olsun diye temennide bulunuyor temeliyle bulunuyor. Bunun neresi aynı şekilde yanlış ki? Neresi yanlış ki? Ha, karşımızdaki kaypak davranıyor efendim. Halleri, hareketleri ben yakinen tanıyorum. Dua istediğin zaman dua etmeye de yaraşmıyor Böyle aşırtmalı cevap veriyor. Ya suizan olur. Nereden bileceğim ben onun aşırtmalı cevap verdiğini? Tamam mı? Evet. E, Müslümanı vasfeti suizan etmek. Kime? Müslüman'a suizan etmek. Ama adam münafıktır ama alçaktır. Zaten biliyorsun. Zaten böyle kimseden dua da istenmez. Dua da beklenmez zaten. Dua da beklenmez. Efendim e, gelelim dinleyicimiz e, diğer bir suali. Ben dedi böyle e, dedi hoparlörle şey yaparken dedi çok rahatsız oluyorum dedi. E şimdi kalbinde ehl-i sünnet olan bir kimse elbette rahatsız olur. Yani allah Teala'nın emrine Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sünneti seniyesine aykırı olarak yapılan her şey kalbinde zerre kadar imanı olan kimseyi rahatsız eder. Rahatsız etmezse o kimse otursun kendini bir aynı şekilde sorgulasın. Şimdi e, hoparlörle ezan okununca, hoparlörle namaz kılınca caminin içerisinde caminin içindeki rahatsız oluyor. Oradaki namazını kılamıyor doğru dürüst şey yapıyor. Ezan okununca yani itikadı düzgün olan rahatsız ettiği gibi inanmayan da rahatsız ediyor. Halbuki insanın kendi tabi sesi olmuş olsa yani inkar eden de aynı şekilde buna itiraz etmeyecekti. Çünkü Osmanlı döneminde ee, yani bu kadar değil. İstanbul'da mesela Sur içi zaten yani şeylerin dışında camilerin o büyük Selahattin camilerinin dışında birçok mescitler vardı. Bu mescitlerde de ezan okunuyordu. Hatta Saadet-i Ebediye kitabında buyuruyor ki mescitler o kadar çoktu ki yani her evden ezan sesi duyuluyordu. Her evden ezan sesi duyuluyordu. E, dolayısıyla kimse de rahatsız olmuyordu. İstanbul'da Ermenisi vardı, Rum'u vardı. Yani Ermeni Rum diye kastederken e, bu ikisi de Hristiyan cemaat olduğu için söylüyorum. Müslüman olmayanlar yani. Ha, Müslüman olmayanlar. Yoksa Müslüman olan Ermeni ve Rum'un ya aynı şekilde şeyden rahatsız olsun. Mesela Türktür Müslüman değildir. Rahatsız olur. O ayrı bir mesele. Kürttür Müslüman değildir. Zamanımızda var ya öyle. Kürtlerden de Türklerden de Müslüman olmayanlar. Ateist olan aynı şekilde Vaksist, Lenis olanlar var. Onlar rahatsız oluyor dolayısıyla e, dolayısıyla o zamanlar rahatsız olunmuyordu. Gidip de şikayet etmiyordu. Ama şimdi öyle değil. hakkı Mustafa Bey öyle durumlar var ki e, adamın tam böyle evine karşı, apartmana karşı hoparlör. Adam bazen aç diye bir ıslık geliyor. Bir de cazır cazır sesler geliyor. Çocuk uyuyordur, hasta vardır. Adam bir Allahu Ekber diyor, evdekileri zıplatıyor. İbadet ne yapıyorsun? Ondan sonra insanlara eziyet mi ediyorsun? Zulüm mü ediyorsun? Dur bir düşün ya. Otur düşün. Yanlış mı? Yanlış tabii ki. Yanlış tabii ki. Ezanı değiştiriyorsun. Sünneti aynı şekilde değiştirmiş oluyorsun. Bidat işliyorsun. Hoparlörle ezan okumak bidattır. Hoparlörle namaz kıldırmak da bidattır. Efendim işte bugün camiler hani bizim zamanlar söyledi Almanya'dan bir tanesi şey yaptıydı. Ezanları sustunamazsınız falan. Ve ahmak adam ezanlar susturmuyor. Aslına dönsün diye şey yapıyoruz. O zaman efendim duymayacaklar. Ha duydu da ne oldu? Herkes şaka şaka camiye mi gidiyor? Değil mi? Herkes yani, çakış çakış camiye mi gidiyor? Hoparlör taktıkça cemaat azaldı. Evet. Aynen öyle. İslamiyet'ten uzaklaşınca, peygamber efendimizin bildirdiği sünnet-i uzaklaşınca, din adamları da uzaklaştı. Camiye de aynı şekilde e, sünnet-i seniye uygun olmayan şeyleri sokunca insanları cezbedemiyor. E, diyor ki gidip de diyor, ruhen dinleyemiyorum. Oraya girince gene gıybet dedikodu harhur, zardur e, öyle konuşuyor gidiyor. Yani e, kahvehaneye gidiyor. İmam, İmam bile... cemaatten önce zaten camiyi terk edip gidiyor. Bir an önce bitsin de namaz. Hal böyle olunca tabi imamlar da bunun farkına varınca işte dini musiki adında, adı altında çalgılara bilmem nelere falan filan yöneldiler. Değil mi? Evet. Onlara yöneldiler. Şakır şakır çalgılı ilahi. Bu da küfür olur. İmanı götürür. Ya küfür olur deniyor. İnsan bir düşünür. Dinlemek de aynı şekilde imanı götürür. Söylemek de imanı götürür. allah Teala muhafaza buyursun. Ee, i̇nsan bir ihtiyatlı davranır. Efendim dinleyeceğimiz işte dedi hani allah Teala şey yapsın da hani biz sizinle beraber ölelim. Allah-u ezelde bir takdiri var. Herkesin bir ömrü var. Bu ömrü ister evladın olsun, ister aynı şekilde çok sevdiğin kimseler olsun, ister dinini öğrettiğin kişi olsun neyse. Ha, Cenab-ı Hak ihsan eder Eder. Ben çocukken hatırlarım köyde. Duyduk böyle çapraz komşumuzdu. Arada dere gibi yer vardı. duyduk ki karı koca, yaşlı bir karı koca vardı. Adam ölmüş dediler. Allah rahmet eylesin. Çocuğu pencereden bakıyoruz. Oraya gelenleri, gidenleri görüyoruz falan. Hazırlık yapılıyor. Bir saat sonra duyduk. Hanımı da ölmüş. Ve hiç unutmuyorum. İkisini yıkadılar. İki tane tabut böyle götürdülerdi. Karı koca ikisi beraber aynı anda vefat ettilerdi. Hı hı. O, olabiliyor evet. mu? Olabiliyor. Olabilir. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. hemen biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur, sözü meşhurdur. Casiye suresinin 23. ayetinde mealen, nefsinin arzularını ilah edilen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimleri, insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allahü Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadisi kutsi de Allahü Teala nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, hakiki mümin, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği, ve ele geçirmek için her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için Allah göstermesin İslamiyetin dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara: Bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünya yani insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir, buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, soruncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır kazancı ve karı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sağırbağan Hazretleri'nin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, ''Siz bu heriften ne medet umuyor, ne hayır bekliyorsunuz, sizin işiniz yok mu?'' diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. ''Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor?'' Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sağırbağan Hazretleri şu cevabı verdi. Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat, çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizde ise nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar. İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar. Yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça, nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveyn bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat, çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır. İslam ve toplum